Gençler merhaba. 39 günde TYT matematiğin 37. gününe geldik ve sadece son 2 gün kaldı kampın bitmesine. Mantık ve önermeler konusu 37. günde önemli bir konu çünkü neden hem TYT'in hem ayetin içerisinde soru gelmektedir ve kolay bir konudur. Ee, arkadaşlar bunu sadece bir videoda anlatmak istedim çünkü tamamını toparlayacağım. Soruların nasıl geldi zaten baktığınız zaman kolay olduğunu anlayacaksınız. Birkaç noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Tamı tamına 17 tane güzel köşe taşı var. Ve bu videodan bir saat sonra bununla ilgili de çok güzel sorularımız var. Hemen hiç beklemeden başlıyoruz. Öncelikle önerme dediğimiz konunun ana başlığı mantık ama önerme dediğimiz genellikle öğrenciler tarafından önermeler konusu diye bilinir. Önermenin ne olduğunu bilmek zorundayız. Basit bir mantık. Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadeler önermedenir. Yani bir ifadenin önerme olabilmesi için ya %100 doğru olacak ya da %100 yanlış olacak. İstek cümleleri, soru cümleleri gibi hükümler hüküm bildiren ifadeler önerme olmaz. Mesela e, sinemaya gidelim mi? Bir e, istek cümlesi. Bugün hava yağmur yağacak mı? Bugün yağmur yağacak mı? Evet veya hayır ders ama kesinlik yoktur. Matematikte önermeler arkadaşlar P, Q, R, S en çok kullandığımız harflerdir. Bu harflerle karşımıza çıkar. Bir ifade mesela önerme. Bir hafta beş gün. Hayır hocam olur mu bir hafta? Bir hafta yedi gün. Bak kesinlik var burada. Diğer bir tanımla arkadaşlar. Dünyanın neresinde bu soruyu sorarsanız sorun hep aynı cevabı alırsınız. İşte o hep aynı cevabı aldığınız ifadeleri biz önerme diyoruz arkadaşlar. İşte iki ile beşi topladım. Yedi etti. Evet yedi eder. 9'u 2'ye böldüm 4 yaptı. Hocam 9'u 2'ye bölün de 4 olmaz. İşte bu da bir önermedir arkadaşlar. Yani önermenin önerme olabilmesi için kesin doğru olması şart değil. Ya kesin doğru ya da kesin yanlış. Bu ifadelere önerme diyoruz. Önermelerin değili olumsuzu var arkadaşlar. Şimdi bir önermenin doğru ya da yanlış bildirdiği hükmün değiştirmesiyle önermenin değili ifade edilir. Önermenin değili P üstü. Yani P bir önermemişse bu önermenin değili olumsuz bu. Şimdi genellikle şu değil olumsuzuyla tersi çok karıştırılıyor arkadaşlar. Basit bir örnek vereceğim. Mesela siyah bunun tersi nedir diye sorduğumda herkes şunu bilirler. Siyahın tersi beyazdır. Beyaz. Peki siyah bunun arkadaşlar değili nedir dediğimiz zaman değilin diğer adı ne? Olumsuzu. Bunun değili siyah olmayan olmayan ya da siyah değil, olumsuzluk değil ifadesiyle ters ifadesini lütfen karıştırmayın. Tersi farklı bir durum, olumsuzluk farklı bir durum. Mantık bu arkadaşlar. Mesela P önermesi eksi 2 artı 5, 3. P önermesinin değil dediğimiz zaman hemen eşitliğin 3'e eşit olduğunu biliyorum. O zaman 3'e eşit değil diyeceksiniz. Matuk bu. Hemen birinci köşe taşımıza bakalım. Murat öğretmen coğrafya dersinde öğrencilerine seçtikleri bir ülke hakkında bilgi vermelerini istiyor. Aşağıda 4 öğrencinin cümleleri verilmiştir. Buna göre öğrencilerin söylediği bu 4 cümlelerin hangisi bir önermedir? İdil, Hindistan Türkiye'nin komşusudur. Bakın Hindistan Türkiye'nin komşusudur. Evet komşusudur ya da hayır komşusu değildir. Net cevap var. Hindistan'ın Türkiye'nin komşusu olmadığını biliyoruz. O yüzden netlik var. Kesin yanlış hüküm bildiriyor. O yüzden bu bir önermedir. Almanya çok güzel bir ülkedir. E, sana göre güzel ülke. Bana göre güzel bir ülke değil belki de. O yüzden cem önerme bildirmez arkadaşlar. Ufuk, Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı vardır. Fransa'nın akdeniz'e kıyısı vardır. Evet vardır. Kesinlik bildiren bir ifade. Veya yoktur. Fransa başka yerdedir. Ama kesinlik bildiriyor. Bu dönem midir? Nere bakalım? Macaristan'da hayat çok sıkıcıdır. Sana göre sıkıcı ama bana göre sıkıcı olmayabilir. O yüzden Cem'le Nil önerme değil arkadaşlar. İdil ufuk bir önermedir diyoruz. Şimdi doğruluk değeri. Bir önerme doğru bir hüküm bildiriyorsa bir. Yanlış bir hüküm bildiriyorsa sıfır. Eskiden kaynaklarda doğru hüküme D, yanlış hüküme Y derdik. Ama artık ÖSYM 1 ve 0'ı kullanıyor. Doğruysa bir, yanlışsa sıfır. Hemen iki önermemize bakalım. P negatif sayılar ile pozitif sayıların çarpımı negatiftir. Negatif ile pozitifin çarpımı, negatif ile pozitifin çarpımı sonuç negatiftir. O zaman bize de çarpım negatiftir diyor. P önermesi arkadaşlar nedir diyeceğiz. Kesinlikle birdir doğrudur. Asal sayılar sadece kendileriyle tam bölünür. Hayır bir ve kendileriyle tam bölünen birden büyük sayılara asal sayı diyoruz. O zaman asal sayılar hem bire bölünüyor hem kendilerine bölünüyor. O zaman Q önermemizde kesinlikle yanlıştır. Arkadaşlar önermelerde eşitlik ifadesi kullanılmaz. Bir önermenin doğruluk değeri 1 ise bu şekilde kullanırız. P eşittir 1 ifadesi yanlıştır. Çünkü buradaki işlem eşitlik eşit Buradaki işlem ise denkliktir. Yani biz önermelerde daha çok denkliği kullanacağız. Denk kelimesini kullanacağız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Önermelerin doğruluk değerini bulalım. Bakalım P önermesi ne diyor? Eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi artı 4. 2'nin karesi artı 4. 8 eşitmiş. E 4 artı 4. 8 eşit. Bakın 8 8'e denk. O halde P önermesinin doğruluk değeri 1. Q önermesine bakalım. Eksi 3 eksi 5 mutlak değer eksi 2 yapar. Büyüktür 5 eksi 3 mutlak değer 2 yapar. Eksi 2 dışarıya 2 çıkar. 2 dışarıya 2 çıkar. 2 2'ye ben büyük diyemeyiz arkadaşlar. Eşittir deriz. O yüzden Q önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Hemen R önermesine bakalım. Her kare bir dikdörtgendir. Arkadaşlar dikdörtgenlere biz kare de diyebiliriz e, daha doğrusu söyle karelere dikdörtgen diyebiliriz. Çünkü karenin tanımında ne var? Dört tarafı eşit karşılıklı kenarları paralel olan ifade. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin tanımına göre karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan ifadede dikdörtgen deriz. E, aynı tanımı uygulayın karşılıklı kenarları eşit mi? Evet. Ve paralel mi? Evet. Ama hepsi eşit, ama sonuçta eşit. O yüzden her kare bir dikdörtgendir önermesi de kesinlikle doğru bir önermedir diyoruz. Şimdi doğruluk tabloları var. Şimdi bunu basitleştirelim arkadaşlar. Örneğin bir kişiye bir soru soruyorsunuz. Hayal edin şöyle. Deyin ki işte eve geldiniz. Evde ne var? Bir bardak kırılmış. Hemen oğlunuzu ya da kızınızı çağırıyorsunuz. Bu bardağı sen mi kırdın Ali? Hayır ben kırmadım. Evet ben kırdım. Başka şans yok arkadaşlar. Bir kişiye sorduğunuz zaman ya kırdım ya da kırmadım. Yani bir önermenin doğruluk değeri iki tanedir. Bir ve sıfırdır. Peki hem Ali'ye hem de Ayşe'ye soruyorsunuz. Ali Ayşe gelin bakalım buraya. Bu bardağı siz mi kırdınız ya? Şimdi diyor ki Ali ben kırmadım. Ayşe de ben kırmadım diyor. Bak bir tane seçeneğim oldu. Ali ben kırmadım. Ayşe diyor ki ben kırdım. İkinci durumum oldu. Ayşe ben kırmadım, Ali ben kırdım diyor. Üçüncü durum. Ya da ikisi de evet biz kırdık diyor. Dördüncü durum. O yüzden arkadaşlar bakın. Ya ikisi de kırmıştır bardağı. Ya ikisi de kırmadığını söylüyor. Ali kırmadım, Ayşe kırdım. Ya da ikisi de kırmadım diyor. O zaman iki önermenin doğruluk tablosu da dört tanedir. O halde arkadaşlar biz şu mantığı kullanacağız. Bir önermelerde doğruluk tablolarını hesaplarken iki üstü el. Er. Çünkü bir insanın ya yaptım ya yapmadım. Yani ya vardır ya yoktur. Bunu kümelerde de bahsedeceğim. Yani 2 üzeri n dememizin sebebi tek şansı var bir kişinin. Ya doğrudur ya da yanlıştır. Bir kişinin iki şansı var. O yüzden biz 2 üzeri birden iki diyoruz. Ama iki kişi olduğunuz zaman, bakın, doğru söylüyordur ikisi de, ikisi yanlış söylüyordur. Yanlış doğru söylüyordur, doğru yanlış söylüyordur. 2 kişi olduğu için 2 üzeri 2'den bu önermenin doğruluk değeri 4'tür. 6 kişinin doğruluk değeri yani 6 tane önermede tablo çizeceksem kaç tane satır oluşturmam lazım? 2 üzeri 6'dan ne yapar arkadaşlar? 64 tane satır oluşturmam lazım. O zaman biz bir önermenin doğruluk tablosunu çizerken doğruluk değerin kaç tane olduğunu nereden buluyoruz? 2 üstü n. n dediğimiz burada nedir? önermenin adetidir arkadaşlar. Bu şekilde öğrenin. 3 farklı bir önermenin doğruluk tablosu gösterildiğinde kaç farklı satır olur? Şimdi 3 farklı önerme dediğine göre 2 üzeri 3'ten 2, 2, 2, 2 kaç tane? 8 tane doğruluk tablosu çizmek zorundasınız arkadaşlar. Ve e, örgünde okuyan öğrencilerimizde yazılı sorusu olarak bu şekilde karşınıza gelebilir. O yüzden siz P, Q, R önermelerinin tablosunu çizerken arkadaşlar Toplam kaç tane satır çizeceksiniz? 8 tane satır. Soruyu bu şekilde çözeceksiniz. ÖSYM bize satır sütun şeklinde soru sormaz ama biz yine de bilelim doğruluk tablolarını. Geldik denk önermelere. Doğruluk değerleri aynı olan önermelere denk önerme denir. Yani iki önerme ya yanlışsa ya da doğruysa bunlar denk önermedir. Aynı olması gerekmiyor. O yüzden denklik eşitliği karıştırmayın. Örneğin P önermesine ben size dedim ki arkadaşlar 2 artı 1 büyüktür 2'den. 2 artı 1 3. 3 2'den büyük mü? Büyük. O zaman P önermesinin doğruluk değeri kaçtır? 1'dir. E, Q önermesine de dedim ki bir haftada 7 gün var. Bir haftada haftada 7 gün var. Bir haftada 7 gün mü var? Evet 7 gün var. O zaman Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. O halde şu cümleyi kullanabilirim. P önermesi ile Q önermesi birbirine denktir diyoruz. Bu şekilde gösterir. Geldik köşe taşımıza. Önermeler için e, denkliklerden hangileri doğrudur? Öncelikle biz önermenin doğru mu yanlış mı olduğunu bulmamız lazım. 2'nin küpü 8. 3'ün karesi 9. 8, 9'dan küçüktür. Evet küçüktür. O zaman P'nin doğruluk değeri 1. Hemen... Q önermemize bakalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. Eksi 1 16'dan büyük değildir. O yüzden Q'nun doğruluk değeri sıfırdır. Hemen diğerine bakalım. Küp kök 2 büyüktür. Beşinci dereceden kök 2. Kök sayılarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Derecelerini eşitliyorduk. O zaman burayı 5 ile bunun kuvvetini de 5 e alıyorum. Burayı 3 ile kuvvetini de 3 e alıyorum. Buradan ne geldi bakın. 5 kere 3 15. dereceden 2 5, 32 bu da nedir? 15. dereceden 8. E 8 32'den büyük değil. O yüzden buradan da R önermesinin doğru değerin 0 olduğunu bulurum. Şimdi bize verilen e, koşullardan hangileri doğru olduğunu söylüyor. Birinci koşula bakalım. P denktir R'nin değerine. Arkadaşlar P'yi ne bulduk biz? 1. R'ye bulduk? 0. 0'ın değili ne? 1. O zaman 1, bir 1'e denk mi? Denk. O zaman 1 doğrudur. Hemen ikincisine bakalım. Onu da kırmızıyla yapalım. Q'nun değili denktir R'ye. Şimdi Q'yu ne bulduk biz? 0. Değili nedir? 1'dir. R nedir? 0'dır. E 1, 0'a denk mi? Denk değil. O yüzden bu yanlış. Üçüncüsüne bakalım. P denktir Q'ya. P'yi ne bulduk arkadaşlar? 1. E, Q'yu ne bulduk? 0. Sıfır. 1 sıfıra denk mi? Denk değil. O yüzden bu önermemizde doğruluk değeri yanlıştır. Hangisi doğrudur? Sadece 1 doğrudur diyorum. Ve bağlaçlara geçiyoruz arkadaşlar. Önermelerde. Önermeler bir cümle olarak düşünürseniz bu cümleleri bağlamak için Türkçe'de kullandığımız bağlaçlar var. İşte önerme konusunda Türkçe'de kullandığımız her bağlacı değil 5 tane bağlaç kullanacağız. Bir tanesi ve bağlacı veya bağlacı ya da bağlacı ise bağlacı ve ancak ancak bağlacı. Bu 5 bağlacı kullanacağız. Bu bağlaçların özelliklerini. Ama bu özellikleri öğrenirken lütfen ezber yapmayın. V bağlacı sert bir bağlaçtır arkadaşlar. Hemen şöyle düşünün. İki ya da daha fazla bağlacın birleştirildiği birleşik önermeler elde edilir. Bunların birincisi V bağlacıdır. V bağlacı arkadaşlar şu işaretle gösterilir ters V. Şimdi hemen size şunu söylüyorum. Şimdi öğrencilerimiz V ile V'yi karıştırıyor. Bakın V bağlacı, V'ya bağlacı. Arkadaşlar baş harfini oluyorsunuz ve Şimdi burada da baş harfi V. Bunlardan birini ters çevireceğim. Bakın burada iki kelime var. Burada dört kelime var. İki kelimeyi ters çevirmek daha kolay diye düşünün. O zaman bu da bu oluyor. Veya bağlacı normal bildiğimiz V bağlacı bu. Şimdi V bağlacına bir sert bir bağlaç dedik. Neden? Bak neden sert bir bağlaç V bağlacı? Şimdi arkadaşlar şunu hayal edin. Ee, bir okula kayıt olacaksanız sizden şu bilgiler isteniyor. Ortaokul diploman ve nüfus cüzdanını getir. Hem ortaokul diplomanı istiyorum hem de nüfus cüzdanını. Eğer ortada V bağlacı kullandıysam ki kullandım. Sen kayıt yaptırmak için hem nüfus cüzdanını getireceksin hem de diplomanı getireceksin. Bakalım şimdi. P önermesi nüfus cüzdanı olsun. Nüfus cüzdanı. Q önermesi de diploma olsun. Şimdi diploma. Diplomayı getirmiş, nüfus cüzdanını getirmiş, diplomayı getirmiş. O zaman kayıt yaptırabilir. Nüfus cüzdanını getirmiş ama diplomayı unutmuş. Kayıt yaptıramaz. Nüfus cüzdanını getirmemiş, diplomayı getirmiş. Kayıt yaptıramaz. İkisini de getirmemiş. Kayıt yaptıramaz. Bu şekilde öğrenene. V bağlıcı sert bir bağlaçtır. İkisinde olması lazım. Ve burada benim alacağım noktadır arkadaşlar. Bir V bağlacında kesinlikle bakın bir V bağlacında kesinlikle sonucun bir olduğunu biliyorsan şu yorumu direkt yapabiliyorum. Ya bunun sonucu 1 ise x ile 1 olmak zorundadır. Ama ben tutup da V bağlacında sonucun 0 olduğunu biliyorsam yorum yapamam. Çünkü 1'e 0 sıfır olur. 0'a 1 olur. 0'a 0 sıfır olur. Bakın 3 durum var. O yüzden şunu hemen nota alıyorsunuz arkadaşlar. V bağlacında sonuç 1 ise x ile 1 olmak zorundadır. Şimdi hemen şurada bilgilerimiz var. Bunları yine ezberlemiyoruz. Şimdi P ile P ile. Arkadaşlar P ve P İkisi de aynı. E 1 1 verirsem sonuç 1. Bakın 1 1 verdim. Sonuç 1'e denk oldu. E 0 0 verdim. Sonuç 0'a denk oldu. Bakın ben ne verirsem sonuç oluyor. O zaman ne verdiğim nedir? P neyse o oluyor sonuç. O zaman buna P diyoruz. Bakın birincisini böyle öğrendim. İkincisine bakalım. P ve P'nin değili. Ben buna 1 verirsem P'nin değili 0 olur. E sonuç 0 olur. E buna 0 verirsem P'nin değili 1 olur sonuç yine sıfır olur. Zaten bunlar birbirinden farklı olduğu için ve V bağlacını sadece bir yapan ikisinde bir olmasıydı. O yüzden bu da sıfır olur arkadaşlar. Geldim P ve 1'e. Şimdi bakın P ve 1'e. Benim bağlacımda 1 var. Eğer ben P'ye 1 dersem 1 ve 1 1 oldu. P'ye 0 dersem 0 ve 1 0 oldu. Neye göre değişti? P'ye ne dediysem oldu. O yüzden buna da biz P diyoruz. Geldik P ve 0'a. Hemen bunu da inceleyelim. P ve 0'a. Arkadaşlar ben P'ye 1 verirsem 1 ve 0 0. E 0 verirsem 0 ve 0 da 0. Yani ne verirsem benim sonuç 0 oluyor. Niye? Çünkü içinde bir tane 0 var. E, zaten içinde bir tane 0 olduğunu bakın. 0 0 0. Sonuç her zaman 0'dır. Bunun da cevabı 0 oluyor. Bu şekilde mantık yürüterek ezber yapmayın gençler. Hemen geldim köşe taşıma. Önermelerin doğruluk değerlerini bulalım. Önce bir A'ya bakalım. 1 ve 0'ın değeri. 1 ve 0'ın değili 1'dir. Kapattım. Ve 0 ve 1'in değili 0 ve 1'in değili nedir? 0'dır. Kapattım. Ve üzerinin değilini aldım. 1 ve 1 nedir? İkisi de var. 1 ve 0 ve 0 nedir arkadaşlar? 0'dır. Değili 1'dir. Bakın değili var. O zaman 1 ve 1 bu da neye eşit oldu? 1'e denk oldu. Hemen B'ye bakalım. P ve 0'ın değili diyor bize değili. Hemen ve p'nin değili. Şimdi arkadaşlar ve bağlacında bir tane 0 varsa sonuç hep 0'dır. Bakın ben buraya 1 verirsem 1 ve 0 sıfır, 0'a denk olur. 0 verirsem 0 ve 0 sıfır da 0'a denk olur. O yüzden buranın içi 0'dır. 0'ın değili, v, değili. Sıfırın değili birdir, bir ve p'nin değili. 0'ın değili 1'dir. 1 ve p'nin değili. Şimdi bakın buraya 1 verdiğimde 1 ve 1 bir, 1'e denk oldu. Buraya 0 verdiğimde 0 ve 1 sıfıra denk oldu. O zaman ben ne verdiysem o oluyor. Verdiğim kim? P'nin değili. O yüzden bunun da cevabı nedir gençler? P'nin değilidir diyoruz. Ve geldik veya bağlacına. Veya bağlacına biraz esnek bir bağlaştır arkadaşlar. Aynı cümle bir daha soruyorum size. Nüfus cüzdanını veya diplomanı getirirsen kayıt yaptıracağım. Ya da genellikle hani bize şu soruluyor sınavlarda. Nüfus cüzdanı veya ehliyet. Hani geçerli bir kimlik. Ya nüfus cüzdanı ya da ehliyet. O yüzden arkadaşlar nüfus cüzdanına P diyelim, ehliyete de Q diyelim. Nüfus cüzdanı ve ehliyet var, o zaman sınava girebilirsin. Nüfus cüzdanı var, ehliyetin yok. Yok e olsun. Sınava yine girebilirsin. Sonuçta geçerli bir kimliğin var. Nüfus cüzdanın yok, ehliyetin var. Sınava girebilirsin. Aynı şekilde ikisi de yoksa sınava giremezsin ve burada da önemli olan nokta budur arkadaşlar bir veya bağlacında veya bağlacında sonuç sıfırsa yorumum direkt bellidir. x de sıfır olacak başka hiçbir şansınız yok ama bir veya bağlacında sonucumuz birse bakın bir veya sıfır birdir sıfır veya bir e, bu da birdir bir veya bir e, bu da birdir o zaman hangisi bilemiyorum o yüzden v bağlacında bir sıfır varsa sonuç sıfır veya bağlıcında bir tane 1 varsa sonuç 1'dir. Veya bağlıcının cevabını net yorum yapabilmem için sonucun 0 olması gerekiyor. V'de de 1 olması gerekiyordu. Ve veya bağlıcı Normal B işaretiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Hemen yine bu bilgileri kullanın. Bakın P ve P aynı. Önermelerin aynısı. Sonuç aynıdır. 1 veya 1, 1'dir. 0 veya 0, sıfır, 0'dır. Şimdi P veya P'nin değili. Arkadaşlar P veya P'nin değili. Şimdi ben bunun içerisine 1 yazarsam burası 0 olur. Ben buraya 0 yazarsam değili 1 olur. E sonuçta içinde bir tane 1 var mı? Var. O zaman cevabımız her zaman 1'dir. P veya 1. İçinde bir tane 1 var mı? Var. Hiç bakmama bile gerek yok. Sonuç 1'dir. P veya 0. Bakın P veya 0. Şimdi bu önermeye 1 dedim. 1 veya 0 oldu. Bu önermeye 0 dedim. Ha P'nin iki tane doğruluk değeri var zaten. Ya 0'dır ya 1'dir. O yüzden ikisini de kullanıyorum. 0 dedim. 0 veya 0 ne olur arkadaşlar? 1 veya 0 1 olur. 0 veya 0 0 olur. Bakın. Ben ne dediysem cevap o oluyor. Ne dediysem cevap oluyor. O zaman burada ne demişim? P demişim. Cevap da P olur diyoruz. O yüzden bunları da bu şekilde öğreniyorsunuz. Ezberlemiyorsunuz. Dikkat edin. Hemen köşe taşıma geçiyorum. 6. köşe taşıma. 1 veya 0 ve 1 veya 0 nedir arkadaşlar? A'ya bakalım. 1 veya 0, 1'dir. Ve 0 sıfır veya 0, sıfır, 0'dır değeri. 1 ve 0'ın değeri 1'dir. 1 bir ve 1 bu da neye denktir arkadaşlar? 1'e denktir. Hemen B'ye bakalım. P'nin değili veya P P ve 0. Arkadaşlar bunlardan bir tanesi bakın 1'e 0 sıfır olur. 0'a 1 olur. Çünkü ben P'nin değili 1 dersem P 0 olur. 0 dersem 1 olur. Ortada da veya bağlacı var. Sonuç olarak neye eşit olur bu? 1'e veya şimdi buna bakalım. 0 verirsem 0 ve 0 0'a denk olur. 1 verirsem 1 ve 0 e, bu da 0'a denk olur. Doğal olarak burası da nedir? 0'dır. 1 veya 0 içinde bir tane 1 mi var? Var. O zaman cevabımız kaçtır? 1'dir diyoruz. Geldik diğer bir sorumuza. P'nin değili ve 1 R 1'e eşit. Bakalım. P'nin değili ve R 1'e denktir. P veya Q'nun değili de 1'e denktir. Olduğuna göre önermenin doğruluk değerini istiyor benden. Arkadaşlar V bağlacında ikisinin de 1 olması demek her birinin bir eşit olması demek. O zaman ben buradan R'yi yakaladım. R'nin doğruluk değeri kesin 1'dir. P'nin değili 1'dir. Ama bana P'nin değil değil P lazım. P'nin değili 1 ise P nedir arkadaşlar? 0'dır. Bakın bunu da yakaladım. P'yi buldum. Ne buldum ben P'yi? 0 buldum. 0 veya Q'nun değili kime denk? 1'e. Burada da tek bir şansım var. Sıfır veya sonucun bir olması için buranın bir olması lazım. Demek ki Q'nun değili bir. Ama bana ne lazım? Q lazım. Q'da nedir? Değili bir ise da sıfırdır. Şimdi verilen önermeyi yazalım hemen. P'yi ne bulduk? Biz sıfır bulduk. Değiliniz istiyor benden. Bir veya şunun yerlerine yazıyorum. Veya R'yi buldum arkadaşlar? Bir buldum. Bir veya bir. Ve Q'yu ne bulduk? Sıfır. Veya R'yi ne bulduk? 1 bulduk. R'nin değilini yaz diyor. O zaman R'nin değili ne olur? 0 olur. Hemen onu da yazıyorum. 0. Şimdi 1 veya 1 1'dir. Şöyle alalım. 1 veya 1 1 ve 0 veya 0 veya 0 0. 1 ve 0 sıfır, 0'dır. O zaman sonucumuzun doğruluk değeri 0 olduğunu görüyoruz. Geldik dağılma özelliğine arkadaşlar. Adı üstünde bir önerme V bağlacının veya bağlacının üstüne ya da tam tersi veya'yı V'nin üstüne dağıtabiliriz. Klasik hani çarpma varmış gibi düşünüyoruz. Bununla bunu, bununla bunu. Burada dikkatinizi çekmesi gereken nokta soruları çözerken bu işime yarayacak arkadaşlar. Dağıttığımı tekrar toplayabilmem lazım. Peki ben dağıttığımı nasıl tekrar topluyorum? Hemen bakıyorum önermelerime. Aynı olan kim Bakın arkadaşlar şunlar aynı. Bakın PV aynı. O zaman tekrardan alıyorum. PV diyorum. Parantezimi açıyorum. Kim kaldı burada? Q kaldı. Kim kaldı? VA kaldı. Kim kaldı? R kaldı. İşte bu önermeyi dağıtımızı tekrar topluyoruz. Aynı şeyi burada kullanalım. Şimdi dağıtılmış. Bakalım kimler dağıtılmış? Bakın PV, P veya O zaman arkadaşlar P veya P O zaman P veya parantezini aldığım zaman Q kaldı. Ve R kaldı. Şunu unutmayalım arkadaşlar. Biz dağıtıyoruz ama bazen karşımıza şöyle geldi mesela. P veya R ve Q veya R. Bakın bu sefer ortak olanlar sağ taraftan. O yüzden önermeler de yerler bizim için önemli arkadaşlar. O zaman bu taraftan alıyorum. O zaman hemen şöyle alayım bu taraftan. Kimler ortaktır veya R'ler ne taraftan? Sağdan ortak. Bu tarafta kalan kim var? P kaldı ve Q kaldı. Bu da sağ taraftan veya'nın dağılma özelliği diyoruz. Şimdi bir de De Morgan kuralı var arkadaşlar. De Morgan kuralı şu. E, bileşik önermelerin yani bağlaç kullanılan önermelerin değilini almak. E ben P'nin değilini e, şöyle vereyim. Değilin olumsuzunu önerme diyelim. Önerme önerme. Çünkü ezber yapmanızı istemiyorum. Değili diyelim. Değili. Şimdi arkadaşlar P önermesinin değini ben bu şekilde alırım. Ama bana bağlaçlı bir önermenin değerini isterse P ve Q o zaman bunun değili de P şey P veya Q bunun değili de direkt üzerinde bir çizgi atıyorum. Ama bunu açmam gerekiyor. O yüzden açarken demorgan kuralını kullanıyoruz. P'nin değili VA'nın değilini V olarak alacağız. Q'nun değeri de Q'nun değili alacağız. Demorgan kuralı bu. O halde V'nin de değili bakın. P'nin değili, V'nin değili veya oldu. O zaman Q'nun değili. Açarken buna dikkat edelim. VA'lı olanı da P'nin değili ve Q'nun değilidir arkadaşlar. Örneğin bana soruda şunu sordu. P veya Q'nun değilini al dedi. Bakın P'nin değilinin değili P olur. VA'nın değili V olur. Q'nun değili, de Q'nun değil olur. Unutmayın arkadaşlar. Bunu da not olarak verelim. Bir önermenin değilinin değili aslında nedir arkadaşlar? Kendisidir diyoruz. Ve e, değişme özelliği arkadaşlar. Veya ya da veya bağlacında yer değiştirebilirsiniz. Fark etmez. İşte e, nüfus cüzdanını veya kimliğini. Kimliğin şey olmadı. Nüfus cüzdanını veya ehliyetini. Cümleyi tersen okuyun. Eğletini veya nüfus cüzdanını ikisi de aynı anlama gelir. Birleşme özelliği de aynı şekildedir. Ama burada şuna dikkat ediyorsunuz. Bağlaçlar aynı olursa birleşme özelliği kullanıyorsunuz. Dikkat edin. Eğer bağlaçlarımız farklı ise şunun gibi... Bakın hem V'nin veya burada dağılma özelliği kullanmak zorundasınız. En önemli nokta bu. Ben bir soruya baktım. Bütün bağlaçlar aynı. İstediğim gibi birleştirebilirim. Bu birleştirmeleri nerede kullanacağım? Hemen şöyle bir örnek vereyim size. P veya Q veya P dedi. Şimdi ben bunları baktığım zaman bakın iki tane P var. Ben hemen P'leri yan yana yazıyorum. P veya P veya Q dedim. Bakın P veya P neye denktir? P'ye denktir. Çünkü aynı önerme veya Q. Ama bu bağlaçlarından bir ve olsaydı bunu yapamazdım. O zaman dağılma kullanacaktım. Ana mantık bu arkadaşlar. Demorgan öğrendim. Birleşmeleri yer değiştirebilirim. Ne zaman bağlaçlar aynı olursa dağılmayı ne zaman kullanırım? Farklı iki bağlaç olursa da dağılmayı kullanacağız. Geldik 8. köşe taşımıza. Önermesinin en sağda hali nedir? Bakın arkadaşlar ne diyor bana? Bir Demorgan kuralı var. Kullanalım. Bunu dağıtalım. O zaman P'nin değilinin değil oldu veya şey ve veya'ya dönüştü. Q'nun değil oldu. Kapattım parantezimi ve P ve ya Q. P'nin değili değil nedir? P'dir. P veya Q'nun değili kapattım parantezi ve P veya Q. Bağlaçlar aynı mı? Farklı. O yüzden hemen bakıyorum ortak olanlar kim? Bakın P veya P veya. Nereden? Sol taraftan. O zaman hemen diyorum ki sol taraftan P veya parantezini aldım. Q'nun değili kaldı ve Q kaldı. Aa aynı bağlaçlar tersleri. E bunun bir olduğunu biliyorsan burası sıfırdır. E bunun sıfır olduğunu biliyorsan burası da birdir. Doğal olarak bunun sonucu her zaman nedir sıfırdır. O zaman sorun ne oldu? P veya sıfır oldu. Şimdi V'ye P'ye 1 verelim arkadaşlar. Bir veya sıfır. P'ye sıfır verirsem sıfır veya sıfır. Çünkü ben biliyorum ki P'ye bağlacı ya doğrudur ya yanlıştır. Ama bakın bunu değiştirmiyor. Niye? Çünkü sıfır yazıyor zaten. O zaman bir veya sıfır birdir. E sıfır veya sıfır nedir? Bu da sıfırdır. Bakın ne verdiysem o çıkmış. O halde bu önermenin doğruluk değeri kesinlikle nedir diyoruz gençler? P'dir diyoruz. Geldik ya da bağlacına. Sen ya da sen. Kim? Ben mi? Sen ya da sen. İkimiz aynı anda gelelim mi? Olmaz. Sen ya da sen. O yüzden... Önermelerde ya da bağlacı Veyanın altına Bir çizgi çekilerek kullanılır Yeni girdi müfredata bu Yeni derken şimdi birçok öğrenecek hocam, hocam biz de gördük bunu yani önceki bizim yıllarımızda ve ya da bağlacı yoktu arkadaşlar. Müfredatta ya da eklendi. Şimdi ya da'nın mantığı şu. Sen ya da sen. Şimdi Türkçe gibi düşünmeyin burada arkadaşlar. P veya Q. P ya da Q. Şimdi bakın. P ya da Q. Sen ya da sen. İkisi de gelmiş o zaman. Yanlış. 1 0. Ha tam istediğim bu. Ya sen ya sen. 1. Bu bu. Hani şöyle düşünün. Eee yine sınava gireceksiniz. Nüfus cüzdanınızı ya da ehliyetinizden bir tanesini getirin diyorum bakın ya da kullanıyorum. Ya sen ya sen. O yüzden farklı zıtlıklar olursa doğruluk değeri birdir. Aynıları olursa doğruluk değeri sıfırdır. Bunu unutmuyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar P ya da P. Şimdi bakın P ya da P. ve veya bağlacında sonuç hep kendisiydi ama burada fark ediyor. Niye? Bakın 1 verdiğimde bir olur. Sıfır verdim ikisi de sıfır olur. E sonuçta ya da bağlıcında ikisi de nedir arkadaşlar? Aynıdır. O yüzden doğruluk değerleri sıfırdır. P'nin değil. P ve ya da P'nin değili. Bakın bir verdim de sıfır sıfır verdim de bir. Olumsuzu. O yüzden bakın sonucumuz ne olur? Farklı olduğu için ya da bağlıcında bir kullanırız. Bunu da öğrendik. Hemen bakın P ya da bir. Şimdi ben buraya bir verirsem bir ya da birden sonuç sıfır. Sıfır verirsem 0 ya da 1'den sonuç 1. Bakın ne verdiysem zıttı oluşmuş. O yüzden ne vermişim P vermişim. Zıttını oluşturacağım P'nin değeri diyeceğim arkadaşlar. Ezber yapmıyorsunuz. P ya da 0. Hemen bakalım 1 verdim 1 ya da 0 sonuç kaç? 1. 0 verdim 0 ya da 0 sonuç kaç? 0. Bakın ne verdiysem kendisi oluşmuş. O yüzden bunun da doğruluk değeri nedir? P'dir diyoruz. Ezber yapmadan öğrendik. Hemen dokuzuncu köşe taşımıza geçiyoruz. Bir ya da bir, birin değili ya da bir. Şimdi birin değili. Önce bir şunu yazalım. Birin değili ya da bir. Açtım. Ve bağlıca sıfır ya da bir. Ya da beyan altında bir çizgi var. Onu unutmayın arkadaşlar. Şimdi birin değili sıfır. Sıfır ya da bir. Ve sıfır ya da bir bunu direkt yazabilirim sıfır ya da bir e, farklı o yüzden birdir birin değil. Sıfır ya da bir birdir bir ve birin değil sıfırdır bakın bir ve sıfır çıktı 1 ve sıfır da nedir arkadaşlar kocaman bir sıfırdır diyoruz geldik koşullu önerme bu sefer bağlaçlarımızdan ise bağlacı İse bağlacı kullanılarak oluşan bileşik önermeleri koşullu önerme denir p ise q önermesi p ise q biçimde gösterir yani ok İkili ok çatallı tek yönlü ok diyeceğiz arkadaşlar. Sadece P'nin doğru Q'nun yanlış olduğu durumda sıfırdır. Diğer durumlarda birdir. Yani bana şunu söylüyor arkadaşlar. P ise Q önermesi ne zaman sıfırdır sorusunun cevabı hemen şu cümleyi kullanıyorum unutmayın. Bu bağlaç çok önemli bir bağlaç koşullu bağlaç koşul veriyor. Bugün hava güzel ise yarın pikniğe gideriz şeklinde düşünün. İse bağlacı. O yüzden bu bağlaçta arkadaşlar biz bu bağlaca ne diyoruz? Tanım yazarken hemen şöyle yapın. 100 numaralı bağlaç. Numaralı bağlaç. Aklımıza hep bu gelecek. Yani 1 ise 0 sıfırdır. Bunun dışında hepsi birdir arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmama gerek yok. Eğer 100 kelimesini görüyorsam 100. Onun dışında e, örneğin 0 ise Hemen bakalım. Sıfır ise sıfır nedir? Bak, yüz yok birdir. Bir ise bir. Bakın bu da birdir. E, sıfır ise bir dedik, bir ise biri dedik. E, sıfır ise biri söyleyelim. Sıfır ise bir. Bu da nedir arkadaşlar? Bu da 1'dir arkadaşlar. Yani aklınıza şu gelecek. 100 numaralı bir bağlaştır diyeceğiz. O yüzden bakın sadece 100 kelimesinde 0 var. Diğerlerin hepsi 1 olmak zorundadır. Peki unutmamamız gereken yine P bakın, bir ise P. Bakın 1 ise 1. 1 ise 1. Bakın 100 yok burada. 1 1 var. 0 0 var. Sonuçta 1'dir. P'nin değine baktığımız zaman bakın 1 ise 0. 0'dır. 100 oldu. 0 ise 1. Bu da nedir arkadaşlar? 1'dir. Yani ben P'ye ne verdiysen tersi çıkmış. O yüzden P'nin değil diyoruz. P'nin değil diyoruz. Hemen şuna bakalım. Onu da şurada gösterelim. P ise 1. Sonucu nedir? Bakın ben buraya 1 verirsem 1 ise 1'den sonuç 1 olur. 0 verirsem 0 ise 1'den sonuç yine 1 olur. O yüzden bu bağlacımızın doğruluk değeri 1'dir. Hemen diğerine bakalım. 1 ise P'nin sonucu nedir demiş. Şimdi arkadaşlar ben buraya 1 verirsem 1 ise 1, 1 eşittir. Ben buraya 0 verirsem 1'i zaten olduğu gibi bırakıyorum. 1 ise 0, 100'ü oluşturuyorum. 0 olur. Bakın P'ye ne verdiysem sonuç olmuş. O yüzden bunun da doğruluk değeri nedir? P'dir diyoruz. 0 verdiğimde P değil. E, 0 ise P de 1'e denktir. Bu şekilde tek tek bulabilirsiniz. Ama ezber yapmayın lütfen. Çünkü bunları ezberlemek vaktiniz alır. Deniz boşu boşuna doldurmuş olursunuz. Gerek yok. Şimdi hemen bakalım. Önermesinin doğruluk değeri nedir? 1 ise 1'in değili ya da 0'ın değili ise 0. Şimdi 1 ise 1'de 100 numara yok. O yüzden cevabımız 1'dir birin değili ya da sıfırın değili nedir arkadaşlar? Birdir. Bir ise sıfır. Bakın yüz oluşturabiliyor muyum? Buradan bir sıfır sıfır oluşturuyorum. O yüzden bunun da sonucu sıfır. Şimdi birin değilini sıfır aldım ya da bir ise sıfır sıfır sıfırdır. E sıfır ya da sıfır nedir gençler? Ya da dediği için farklı olması lazım. Sonuç da birdir diyoruz. Geldik 11. köşe taşımıza. P ise Q'nun değilinin değili R ise R sıfıra denk. Önermeleri için önermelerden hangileri doğrudur? Şimdi bana bir önerme vermiş ama benim öncelikle bunların doğruluk değerlerini tek tek bulmam lazım. Standart bir yazılı sorusu örgündeki arkadaşlar için. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar sonucun sıfır olması demek 100 numaralı bağlaç dedik. O yüzden buranın bir ise bunun da sıfır olması lazım ki sonuç sıfır olsun. Ve ben neyi yakaladım? R'nin kesinlikle sıfır olduğunu yakaladım. Şimdi bu içerisi bir. Arkadaşlar bu içerisi bir ise değili nedir? Değili de sıfırdır. Daha doğrusu bakın şöyle hepsi birdir ama değilini söylediği için bunun içerisinde de sıfır olmak zorunda. Buradan da P ise Q'nun değilinin sıfır olduğunu yakaladım. E Bu da bir 100 numaralı bağlacı ise bağlacı. Demek ki bunun bir, bunun da sıfır olması lazım ki sonuç sıfır olsun. Buradan da neyi yakaladım bakın? P önermesinin değilinin 1 olduğunu yakaladım. Q'nun değilinin 0 olduğunu buradan gördüm. Bakın Q'nun değili 0. O zaman Q nedir arkadaşlar? 1'dir. O yüzden Q'muz da 1'dir. Bunu da yakaladım. Şimdi birinci koşula bakalım. E, hangileri doğrudur diyor. Sonucu 1'dir diyor. P ise R. Arkadaşlar denktir. P'yi kaç buldum ben? 1. R'yi kaç buldum? 0. 1 ise 0 kaça denktir? 0'a. O zaman bu önermemiz yanlış bir önermedir. İkinci önermemize bakalım. R. R'miz kaç arkadaşlar? 0 ise Q'muz kaç? 1. 0 ise 1. Sonuçta 100 numara yok. O zaman bu 1'dir. Üçüncüyü de şöyle siyahla buradan bulalım. Şöyle alalım. Q'muz kaç? Q'muz 1. P'miz kaç? 1. 1 ise 1 neye denktir? 1'e denktir. Bu da birdir. O yüzden cevabımız 2 ve 3. Do doğru 1 yanlıştır diyoruz. Koşullu önermeyi veya bağlıcı ile yazma önemli bir kural arkadaşlar bu. Bir önermede ise yani koşullu önermemiz varsa ve seçeneklerde ise yoksa kesinlikle bunu veyaya çevirmiş. Peki biz bunu nasıl ezberleyeceğiz? veyaya çevireceğiz. Gençler P'yi çekiyor. Şimdi bakın P'yi bir insan düşünün ve bu bir el arabası gibi düşünün. Yükü taşıyor. Yük de kim Q. Daha sonra tutuyor bu yükü. Hani el arabada yükü boşaltmak için ne yaparız? Yukarıya kaldırırız. Yukarıya kaldırıyor yükü. Bakın yukarıya yükümüz kalktı. Hop şöyle el arabamız yukarıya kaldırdı. Burada Q var. Şöyle vereyim. Evet. Ve bakın arkadaşlar yükümüzü kaldırdım. Şöyle tuttum yükü indirdim. Birden çekerken el arabanın kulpu elimde kaldı. Bir tane elimde kaldı. P veya Q. İşte şuradaki veya da burada kaldı. Bir ise bağlacı yani koşullu önermeyi veya'ya çevirdiğimiz zaman bu oluyor arkadaşlar. Seçeneklere bakacaksınız. İse bağlacı var cevaplarda ise yok. O zaman kesinlikle veya çevireceksiniz. Yani yani P ise Q bağlacının doğruluk değeri nedir dediğim zaman neye denktir aynı zamanda? Birinci bağlacın değili veya ikinci bağlaç diyorsunuz. Bu şekilde yazıyoruz. Hemen köşe taşımıza bakalım. Önermesinin en sade halini bulunuz. Şimdi birinci önermem P ve Q'nun değili. Hangi bağlaç var? İse var. Şimdi en sade halini sorduğuna göre ise'yi hemen veya çeviriyorum. Nasıl çeviriyordum? P ise Q'nun değili. El arabayı süren bu. El arabanın kolları kendisinde kaldı bir tanesi. Ortaya da ne geldi? Veya bağlacı geldi P. O zaman bunu dağıtıyoruz Demorgan kuralına göre. Dağıtalım arkadaşlar. Buradan da nedir? Neye denktir? P'nin değili veya D'nin değili nedir? Kendisidir. Ve buradan da veya P oldu. Bakın şimdi iki önermenin bağlaçları aynı mı? Aynı. E, bağlaçlar aynıysa kuralımız neydi? Üstüdüğüm gibi yazarım. E, ben niye P ile P'nin değilini ayırayım ki? Bunları bir yan yana yazalım. Bakın P ile P'nin değili var burada. O zaman P'nin değili veya P veya Q diyorum. Peki gençler burası nedir? P'nin değili. 1 veya P'nin değini 1 dedim. Öbürü 0 olur. 0 veya 1 olur. Sonuçta her iki durumda da kime denk olur? 1'e. Demek ki bu da 1 veya Q'dur. E veya'nın içinde bir tane 1 olduğu zaman sonuç neye eşittir arkadaşlar? 1 eşittir. İşte bu önermenin en sağda halini bu şekilde buluyoruz. Seçeneklere baktım. ise bağlı yok mu? O zaman çevireceksin ise'yi veya'ya unutmayalım. Geldim koşullu önermenin karşıtı, tersi ve karşıt tersi. Bakın karşıtı, tersi, karşıt tersi. Hiç ezber yapma. Hiç yapma. Şimdi önermenin benim neyi önermem? P ise Q önermem. Tamam. Şimdi arkadaşlar Karşıtı diyoruz. Bak karşıtı. Karşı komşun ya. Sen de karşı komşun. E biz karşıt dediğimiz yer yer değiştirmesidir arkadaşlar. O zaman bu önermenin karşıtı nedir dediğimiz zaman yer değiştiriyorsunuz. Q ise P'dir. Bitti bakın. Karşıtı bu. Karşıtında yer değiştiriyorum. Tamam. Peki tersi? Sadece tersini alacağım. Tersi nasıl alıyorduk arkadaşlar? Olumsuz gibi düşünmeyin ama önermenin üstüne birer çizgi çekiyorsunuz. Yani şöyle diyelim. P ise Q önermesinin tersi tersi P'nin değili ise Q'nun değili. Bakın tersi. Peki hem karşıdan al hem tersini al. P ise Q önermesinin karşıt ters diyoruz biz buna. Karşı tersi tersi. Arkadaşlar önce bir karşıdan al. Q ise P oldu. E bir de tersini al. Bu. Ve burada önemli olan şu arkadaşlar bir ise bağlacının karşı tersi her zaman birbirine denktir. Aha iki şey öğrendim. Bir, eğer bir soruda ise bağlacı varsa bir ya veya'ya çevrilmiştir veya çevir çevir. Ama seçeneklere baktım veya çevirmemiş ise bağlacı var. O zaman iki karşı tersi karşı tersi tersine eşittir. ÖSYM'nin sorusu buydu arkadaşlar. Sana bir önerme vermiş. Diyor ki bu önerme aşağıdakilerden hangisine denktir? E, soruda ise bağlacı var. E, seçeneklerde de ise bağlacı varsa demek ki karşı tersini çevireceksin. Soruda ise bağlacı var. Seçeneklerde ise bağlacı yok. O zaman veya'ya çevirmek zorundasın. Hangi kuralda hatırlayın? El araba tekniği. Bu iki kuralı unutmuyoruz. Demek ki ise bağlacının iki tane denkliği var. Ya veya'lı denkli ya da karşı tersi denkli. Unutmuyoruz. Her zaman birbirine eşittir. Hemen gelelim. Bugün günlerden pazar ise okul tatildir. Koşulu önermesinin karşıtını, tersini, karşı tersini bulunuz. Hemen cümle olarak bir. Karşıtı neydi? Yer değiştirecekti. Bugün günlerden pazar ise okul tatildir. O zaman yer değiştiriyorum. Okul tatil tatil ise bugün günlerden pazar. Bakın bu yer değiştirdim. Okul tatil bir cümlem. Bugün günlerden pazar diğer cümle. Tersini bulalım. İkinci cümlem tersi. Bugün günlerden pazar değil ise Okul tatil değildir. Bakın ikisini de tersini alıyorum. Bu yazım kötü olduğu için cümle olarak söylüyorum. Bugün günlerden pazar değil ise okul tatil değil. Ne güzel yazıyorum maşallah bana. Değil. Peki üçüncüye geldim. Karşıt tersini bulun. Hem yer değiştir hem de tersini söyle. Okul tatil değil ise bu sefer düzgün yazacağım. Okul tatil tatil değil ise, değil ise bugün bugün günlerden günlerden pazar değil.dir Mantık bu arkadaşlar. Karşı tersi. Ama bizim için önemli olan ise bağlacının karşı tersinin eşit olduğunu bileceğiz. Ve geldik son bağlacımız arkadaşlar. İki yönlü koşullu önerme. Adı da ancak ve ancak. Arkadaşlar iki yolu koşullu önerme ancak ve ancak şu şekilde gösterilir. Biz bu bağlaca da aynı diyoruz arkadaşlar. Aynı bağlacı diyoruz. Neden aynı diyoruz? Aynanın karşısına geçtiğin zaman kimi görüyorsun? Kendini görüyorsun. Kim geçerse geçsin Aynanın karşısındaki aynı ifadeyi görüyor ama tersen görüyor. O yüzden is ancak ve ancak bağlacında unutma. Bir karşısında bir var demek ki ayna vardır. Birbiri görür. Doğru. Bir sıfır. E bir sıfırı görmez arkadaşlar. Birbiri gördüğü için bu da kesinlikle yanlıştır diyoruz. Sıfır ve ancak ve ancak bir sıfırdır. Sıfır is ancak ve ancak sıfır. Bakın sıfırın karşısında yine sıfır var. O zaman bu da doğrudur. O zaman şöyle düşünüyoruz. Çift tarafta aynıları varsa sonuç birdir. Farklı varsa sonuç da sıfırdır diyoruz. Ve ancak ve ancak da arkadaşlar bu da önemli bir kural. Hemen şunu şöyle oluşturalım. Bakın şunu da sarıyla boyayalım. Ancak ve ancak denkliği arkadaşlar P ancak ve ancak dedik ya. P kör Bakın sanki bunu bu taraftan kapattığınız zaman yani şurayı görmediğiniz zaman Bakın şunu kaldırdığım zaman ne diye okurum ben bunu? P ise Q. P ise Q. Bu tarafı kapattım. Peki diğer tarafı silsem ne diye okurum? Hemen bakın sildim. Q ise P. Q ise P. Sanki arkadaşlar şöyle düşünün. Ancak ve ancak bağlıcı iki tane ise bağlıcının zıtlığıyla birleşmiş gibi düşünün. O yüzden Burada bunlar birbirine denktir diyoruz. N ile B bağlıcıyla birleşecek. Yani sanki bu ise ile bu iseyi birleştirmişim, toplamışım, V ile almışım. Ne oluşmuş? Ancak ve ancak oluşmuş. Mantığını bu şekilde sürdürebiliriz. Hemen geliyoruz. Önermesinin en sade hali nedir? Şimdi arkadaşlar birinciye bakalım. P ancak ve ancak P'nin değili. Kapattım. ise 0 ancak ve ancak P. Şimdi bakın ben buna bir dersem burası sıfır olur çünkü değilini vermiş bana. Buraya sıfır dersem burası bir olur. Sonuçta karşılıklı bir ayna yok arkadaşlar. O yüzden bu önermenin doğru değeri sıfırdır. Sıfır ise şimdi buraya bakalım. Bir verdiğimde buraya sıfır ve ancak ve ancak. Sıfır verdiğimde sıfır ancak ve ancak sıfır. Şimdi bir verdiğimde sonuç ne oldu? Sıfır oldu. Ancak ve ancak da aynı vardı. Aynısı ise 1, fark ise 0. 0 ancak ve ancak sıfır oldu. 0 ancak ve ancak 0 ise 1 oldu. Bakın ne verdiysen tersini oluşturdu. O yüzden bu önermenin de doğruluk değeri P'nin değilidir. P'nin değilidir. Şimdi bunun cevabını bulacağız. Buraya arkadaşlar sıfır olduğunu biliyorum. 0. Eğer ben P'nin değine bir dersem sonuç birdir. 0 ise P'nin değiline 0 dersem sonuç 1'dir. Her durumda sonuç ne oldu? 1 oldu. O zaman bunun da doğruluk değeri 1'dir diyoruz. Ve geldik açık önermelere. Ee, böylelikle arkadaşlar önermeler kısmındaki bağlaçları bitirdik. Şimdi açık önermeler. En az bir değişkenle oluşturulan önermelere açık önermeler denir. Açık önermelerde de değişkene verilen değerler önermeyi sağlıyorsa bu değer kümesine doğruluk kümesi denir. Ancak bazı açık önermelerde örnekleri verilmiştir. Örneğin arkadaşlar e, ee, bir px açık önermesi x artı 2 eşit değildir 6. x doğal sayıdır r. Er. x çarpı 12 x ve y elemanıdır tam sayı yani benden doğru kümesini isterse örneğin p x virgül y önermesinin doğru kümesi nedir derse çarpımları 12 olan tam sayıları yaz diyor bana e çarpımları 12 olan tam sayılar nelerdir diye sorduğumda size hocam 1'e 12 iki var 2'ye 6 var 3'e 4 var 4'e 3 var. 5'e yok. 6'ya 2 var. 7'ye yok. 8'e yok. Bu kadar. Ama bir de bunların neleri var? Tam sayı dediği için bir de bunların eksi 1'e eksi 12, eksi 2, eksi 6, eksi 3'e eksi 4, eksi 4'e eksi 3, eksi 6'ya eksi 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane doğruluk kümesi bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen köşe taşımıza bakalım. P x kareştir 16 x elemanıdır tam sayı. Açık önermesin doğruluk değeri nedir? Karesi 16 olan sayılar istiyor benden. Karesi 16 olan sayılar nedir arkadaşlar? Bir tanesi 4'tür. Bir tanesi de nedir? Eksi 4'tür. Doğruluk kümesi sayısını istemiyor. Doğruluk kümesi o zaman arkadaşlar eksi 4'e 4'tür. Doğruluk kümesinin sayı değeri kaçtır deseydi de iki tane diyecektir. Bizden direkt küme istediği için cevabım eksi 4 dört e diyoruz. Niceleyenler var. Açık önermeler yazılırken değişkeni tanımlama aşamasında değişkenin başına iki farklı niceleyen yazılabilir. Arkadaşlar her niceleyeni evrensel niceleyendir ve ters aile gösterilir. Başına yazıldığında değişkenin tamamını ifade eder. Bazı niceleyenler varlık sayısı niceleyeni ters e ile gösterilir arkadaşlar. Başına yazılan değişkenin en az birinin anlamına gelir. Mesela şunun gibi bir şey arkadaşlar. Her x karesi karesi sıfırdan büyük eşit x elemanı tam sayı. E doğru. Tam sayıların tamamının karesi sıfırdan büyük ve eşit. Ama bana şu şekilde verilmiş olsaydı bazı x'ler var ki karesi 6'dan küçük ve x elemanı z. 6'dan küçük kareler var mı? Bir tane bile olsa yeterlidir. E bir var, 0 var, eksi 2 var, eksi 1 e, eksi var. Yani sonuçta 5 tane var. Bir tane olması bile bazı e, bağlacını niceleğini bana verebilir. Şimdi geldik şuna. Şeklindeki sembolik mantık diziyle yazılmış. Açık önermeyi sözel olarak yazarız. Hemen bakalım arkadaşlar. Bir px var. Bazı x'ler var doğal sayı olanlar. bazı, bazı Doğal sayıların doğal sayıların bakın karesi karesi 2'den küçük Bitti mi? Hayır. Ben sadece burayı okudum. Bazı doğal sayıların karesi 2'den küçük bakın ve bağlacımı söyledim ve her bu sefer z ne tam sayı her tam sayının sayının bir fazlası bakın bir fazlası bir fazlası fazlası sıfırdan büyük veya diğer adı nedir pozitif sıfırdan büyük de kullanabiliriz e, pozitif de kullanabiliriz sözel mantık diline çeviriyoruz şimdi açık önermenin olumsuzu değil bu da önemli bir konu ki yani sorular testler buradan gelir arkadaşlar şimdi unutmayın her önermesinin olumsuzu bazıdır Eşitin olumsuzu değildir. Büyüğün olumsuzu bu çok karıştırılıyor. Büyüğün olumsuzu küçük diyor. Hayır. Büyüğün veya küçüğün olumsuzu büyük diyor öğrencimiz. Arkadaşlar büyük eşit alacaksınız. O yüzden küçüğün olumsuzu büyük eşit. O zaman büyüğün olumsuzu da küçük eşit olur. Küçük eşitin olumsuzu bu sefer tam tersi büyüktür. Ve şunu da unutmayın arkadaşlar. Elemanının olumsuzu eleman değildir diyemiyorsunuz. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü kümenin içerisinde bize niceliğinin olumsuzunu istediği zaman biz elemanı eleman olarak alacağız. Hemen bir köşe taşımıza bakalım. Açık önermesinin değili yani olumsuzunu yazınız dediği zaman bakın arkadaşlar p x bana bu verilmiş benden bunun olumsuzunu yazmamı istiyor. Her x bazı x var o zaman ben bunu ne diye çevireceğim her x. Elemanı Z. Seçeneklerde değili görürseniz zaten direkt silin. Elemanı aynen alıyorsunuz. Her tam sayının karesiyle kendisinin toplamı 6'ya eşit değil diyeceksiniz. Olay bu arkadaşlar. Bunun da değili budur. Ee, bir saat sonra yayınlayacağım soru çözümünde bununla ilgili bir soru var. Orada dikkat edin arkadaşlar. Ee, biz çeviri yaparken neye göre çeviri yapıyoruz? Bazı here heri de bazı çeviriyoruz. Eşit de eşit değil. Mesela büyü büyü. Hemen şöyle alalım. Evet. Büyük. Bunun olumsuzu nedir diye sorduğumda küçük eşit. Şu eşitliği unutmayın. Önemli olan noktalar bunlar. Evet sevgili arkadaşlar. Uzun bir konuydu biliyorum ama tek videoda tamamını anlatmak istedim size. Bir daha uğraşmayın. Ve mantık önemli bir konu. Genellikle öğrencilerimiz sona doğru bırakıyor. Ya bırakma sona doğru. Niye? E bir soru gelse bir net bir nettir. Zor bir konu değil. O yüzden çok rahat bir şekilde halledebileceğiniz bir konu. Unutma ezber yapma yeterdir. Verdiğim kuralları uygula gerisini boş ver arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde doğru yapacağına eminim. Ve 2021'de 22'de, 22'de gelen önemli sorusunu da bir çözün arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli, güzel bir soru hazırlanmış. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.